Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine farklı bir yöntemle yaprakları yumuşamış, kökleri çürümeye ve mantarlaşmaya başlamış orkideyi nasıl kurtarabiliriz? Bununla ilgili bir video hazırladım sizlere. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, yaprakları iyice yumuşadı. Kökleri çürümeye ve mantarlaşmaya başlamış. Hava kökleri falan da iyice kurudu, kalmadı. Arkadaşlar, eğer sizin de böyle yaprakları yumuşamış, hava kökleri kurumuş ve saksı içerisindeki kökleri kurumuş, mantarlaşmaya başlamış orkideniz varsa kurtarmak için besin ve su kesinlikle vermeyin. Köklerinin iyice kurumasını bekleyin. Kökleri iyice kuruduktan sonra şöyle bir tabağın içerisine orkideyi saksından çıkartın. Böylece köklerin ne kadar hasarlı olduğunu daha iyi anlarsınız. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, mantarlaşmaya başlamış. Şöyle arkadaşlar, mantarlaşmaya başlamış. Dış taraftan iyi gözüküyor ama toprağa gelen kısmı mantarlaşmış. Şimdi çürük olan kökleri güzelce temizleyeceğiz. Şunu şöyle alalım. Şöyle dip taraftan da çürümüş kökleri temizlemeye çalışacağım. Köklerin tamamını kesmeyeceğim. Mantar olan yerleri kesersem buralarda bulaştırmaz. Bu kadar yeterlidir. Çünkü bunlarda fazla hasar yok. Çok küçük küçük mantarlar var. Onlar da etkilemez. Şöyle bir diş sarımsak alacağım. Sarımsak bildiğiniz gibi arkadaşlar antibiyotik, doğal, antiseptik, antimikrobiyal, antibakteriyel özelliklere sahip. Orkideyi güzelce dezenfekte edeceğiz. Öncelikle sarımsağı şöyle bir eziyoruz. Ezdiğimiz sarımsağı bir kaba alıyoruz geri. İçerisine su dolduruyorum. Yeterli. 1-2 dakika bu bekliyor arkadaşlar. Bu şekilde bekleyecek 1-2 dakika. 1-2 dakika bekledik arkadaşlar. Şimdi hazırladığımız suyu buna boşaltıyoruz. Yalnız siz süzerseniz iyi olur arkadaşlar. Şimdi çünkü şu tanecikler hortumun ağzını tıkayabilir. Hazırladığımız karışımla temizlediğimiz orkideyi güzelce dezenfekte ediyoruz. Bu işlem orkidenin daha çabuk köklenmesine yardımcı olacak. Kenara bırakıyoruz şöyle. Kurumasını bekliyoruz. Şöyle bir aloe vera yaprağı arkadaşlar. Aloe vera bildiğiniz gibi bol miktarda vitamin ve besin içerir. Birçok tedavide de kullanırlar. İçerisindeki jel
orkidenin daha çabuk kök vermesine yardımcı olacak arkadaşlar. Şöyle bolca sürüyoruz buralara. Hızlı köklenmeyi teşvik eder. Hem orayı nemli tutacak. Şöyle bolca sürüyoruz. Sadece şu kök kısmını arkadaşlar, buralara değil. Şöyle bolca sürün. Bir de şu da aklınız olsun arkadaşlar. Eğer orkidenizin böyle çiçek dalı varsa, çiçeği varsa, K2'si falan varsa, kökleri çürümüşse şimdiki yapacağımız yöntemi uygulayın. O şekilde kurtarırsınız arkadaşlar orkidenizi. Bolca sürdükten sonra şöyle bir kenara bırakıyoruz. Şuradan kesiyoruz. Şu kadar arkadaşlar. Bunu bu şekilde değil de tam tersine. Şu tabana oturtuyoruz arkadaşlar. Kestiğimiz parçayı. Evet. Bu kökleri biraz daha keseceğim arkadaşlar. Çok uzun olacak çünkü bu şekilde. Evet, yeterlidir. Daha sonra arkadaşlar köklere değecek kadar su dolduruyoruz. Sadece şu köklere değecek kadar su dolduruyoruz. Oda sıcaklığında dinlenmiş ılık su. Biraz daha alacağım. Bu kökler orkidenin su ihtiyacını karşılayacak. Ortasından da orkidenin kökünü oluşan buhar nemli tutacak. Daha çabuk köklenmesini teşvik edecek arkadaşlar. Konum olarak aydınlık esintili bir yere konumlandırın. Su kirlendikçe suyunu değiştirin. Su kirlenmezse hafif yine su ekleyin. Kökleri ıslatacak kadar, fazla değil. Buradan oluşan buhar da orkidenin gövdesini nemli tutarak köklenmesini teşvik edecek arkadaşlar. 2-3 günde bir de oda sıcaklığında dinlenmiş su ile, temiz su ile şöyle yapraklarını uzaktan hafif nemlendirin arkadaşlar. Daha çabuk köklenmesini teşvik eder bu işlem. Şu şekilde gövdesini fazla ıslatmayacak şekilde uzaktan hafif nemlendirin. Yeterlidir. Kısa sürede köklenecektir arkadaşlar. Yeni yeni kök verecektir. Videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınız olsa yorum kısmına yazın. Oradan size yine yardımcı olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.